Arkadaşlar merhabalar. 3D TYT kolu anlatım matematik kitabımızda birebir ÖSYM kısmındayız yüzde problemlerinde. Yüzde problemleri aslında hem kar zararla birlikte biliyorsunuz soruluyor hem de sayı problemlerinin de içine yerleştiriliyor arkadaşlar. O yüzden çıkmış sorularda da aslında kesir problemi gibi sayı problemi gibi yüzde problemi yapmaya devam edeceğiz. İlk sorumuzla başlayalım. Bir kırtasiyede etiket fiyatları aynı olan sarı ve mavi renkli defterler satılmaktadır. E, kampanyada sarı defterlerden birincisini alana ikincisi 50 indirimli. Mavi defterler ise etiket fiyatı üzerinden 30 indirimli. Burada diyelim şöyle yapalım. Ürünler 100K olsun. Aynı fiyatlı demiş etiketleri. O zaman bakın sarı ikincisini aldığınız zaman ikincisi 50K'ya denk gelir. E, ama mavide bir problem yok. Yüzde 30'u 100K'nın direkt 70K'ya gelir. Bu kırtasiyedeki sarı ve mavi defterlerden ikişer tane alan birinin mavi defterlere verdiği para sarı defterlere verdiği paradan 3,5 TL azdır. Sarı defterlerden iki tane alınca kaç para vermiş olacak? 150K. Bunlardan iki tane alırsa 70 çarpı 2'den 140K. Çünkü onda sabit %30 indirim var. Dolayısıyla 150K, 140K artı 3,5 TL'ymiş. Böylece 10K eşittir 3,5 TL oldu arkadaşlar. Bizden ne istiyor? Defterlerden birinin etiket fiyatına. O zaman 100K 10K'nın 10 katı olduğuna göre 3.5'un da 10 katını yapacak 35 TL yani C şıkkı oldu bakın ilk sorumuzun cevabı. Bir markette sabunlar üçerli ve ikişerli paketler halinde satılmaktadır. Üçlü paket içindeki sabunların birim fiyatı, ikili paket içindeki sabunların birim fiyatından %10 ucuzdur. Bu marketteki üçlü paketin satış fiyatı ikili paketin satış fiyatın satış fiyatından yüzde on ucuzdur. E, i̇kili paketin satış fiyatından 7 TL fazla olduğuna göre ikili paketin satış fiyatı kaç TL'dir demiş. Şimdi sabunlar üçlü ve ikili satılıyor. Üçlü paket içindeki sabunların birim fiyatı ikili paket içerisindeki %10 daha ucuz demiş. O zaman şöyle yapalım. Üçlü ve ikili. E, %10 ucuz çok abartmayalım hani 100K'da deseniz olur ama 10K diyelim biz şimdi. Bunun içindeki 9K TL olsun. %10 daha ucuz. Bununki de 10K olsun. Ne yaptım? İkiliyi arkadaşlar 10K dedim bir tanesinin fiyatına. O zaman üçlü diye ne olacak? 10 bölü 10'dan 1. Yani 9K olacak. Burada o zaman bunun toplam fiyatı 27K. Bunun toplam fiyatı 20K. Bu marketteki üçlü paketin satış fiyatı ikili paketin satış fiyatından 7 TL fazlaymış. 27K eşittir. 20K artı 7. K buradan gördüğünüz gibi ne geldi arkadaşlar? 7K eşittir işte 7'den 1. Bizden ne istiyor? İkili paketin satış fiyatını. İkili paket neydi? 10K. Böylece yerine yazarsak arkadaşlar 10 çarpı 2'den ikili paket 20 TL'ye satılmış. Sayı sorduğu zaman sayı veremem ama harfli yazabilirim. 10K derim 10 TL diyemem. Böylece harf verince de istediğim sayıyı bulmuş olurum. Yasin bir tarifte yaş mısırın kurtulduğunda ağırlığının %20 oranında azaldığını, kurutulmuş mısırın ise patladığında ağırlığının %10 oranında azaldığını okumuştur. Sonra bu oranlara uygun olarak 360 gram patlamış mısır elde etmek için yeterli miktarda yaş mısır satın almıştır. Yasin aldığı yaş mısırın tamamını kurutup patlattıktan sonra istediği miktardan daha az patlatmış patlamış mısır elde etmiş ve bu durumdaki tarifin bir hatadan kaynaklandığını %20 olarak yazılan oranın aslında %30 olması gerektiğini fark etmiştir. Şimdi normalde arkadaşlar bu ne kadarlık elde etmek istiyor? 360 gram mısır elde etmek istiyor. Ee, bakalım o zaman Yasin'in elde ettiği patlamış mısır miktarı kaç grammış? Şimdi bu 360 göre 360 grama göre hareket etti. Yani ne oldu? 360 %10 azaldığına göre Bakın şimdi kurumuş mısırı %10 azalıyorsa patlamış mısır olduğunda 90K'ya düşer. 100K diyelim %10'u 10K çıkar 90K. O zaman 360 gram 90K ise %100'ü 100K'dır. Buradan da bu 4 katı olduğuna göre bu da 4 katı olur. 400 gram arkadaşlar kurutulmuş mısırdır. Kuru mısır diyelim. 400 gram kuru mısır elde etmek için ne, ne diyordu? %20 oranında azalıyor. Şimdi yaş mısır Normalde 100 iken neye iniyor? 80Y'ye. 80Y'ye indiğinde 400 gram oluyor. Bakın %20 azalttım. O zaman 100 Y olduğunda ne olur? 80 Y 5 kat. O zaman burası da 5 kat. Demek ki arkadaşlar 500 gram normalde mısır kullanmış. Bu yaş mısır. Sonra bu işlemleri yapmış. 360 elde edeceğini zannetmiş. Ama bir bakmış. Tarifte %30 yazması gerekiyormuş. Bir daha başa dönüyoruz şimdi. 500 gramın %30'u gitti. Yani o 150 gram gitti. Elinde ne kadar kaldı 500 eksi 150'den? 350 gram kaldı. Şeyde problem yok demek ki %10 yine gidiyor. %10 da 10'a bölmek demektir. 35 gram patlamış mısırı da gram azalması oldu. 350 eksi 35'den gerçekte arkadaşlar 315 gram elde etmiş. Gördüğünüz gibi 360 elde etmek istedi. Hatadan kaynaklı. Daha az elde etti gerçekten 315 elde ettik ama başlangıçta elimizde kaç gram yaş mısır var onu bulmalıydık. Bir seracının elinde 30 adet özdeş boş tahta kasa ve özdeş 25 adet boş plastik kasa bulunmaktadır. Bu kasalar seracı sadece tahta kasaları kullanarak bu kasaların tamamını doldurduğunda topladığı domateslerin %60'ını. Sadece plastik kasaları kullanarak bu kasaların tamamını kullandığında topladığı domateslerin %75'ini kasalara koymuş oluyor. Dolu bir tahtada 10 kilogram domates varmış. Bizden ne istiyor? Dolu bir plastik kasada kaç kilogram domates vardır? Şimdi o zaman burada çok önemli bir bilgimiz var. Her dolu tahta 10 kilo oluyor. Kaç dolu tahta var? 30. 30 çarpı 10'dan 300 kilo domates kondu bu tahtalara ama domatesin ne kadarı kondu yüzde 60'ı. O zaman arkadaşlar domatese D diyelim. Bunun yüzde 60'ı 300 kiloysa sadeleştirdik domateslerin gerçek ağırlığı 500 kilogrammış. Şimdi 500 kilogramın da ne kadarını yüzde 75'ini ee, bu da ne yapıyor bir bakalım. Böl 25'e 3 böl 25'e 4. Buradan da böl Burası 125, 375 kilo. Nereye girdi? Plastiklere. Plastiklerden kaç tane vardı? 25. Bir tanesinde kaç kilo var biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Zaten onu bana soruyor. O zaman ona da P diyelim. 375'i 25'e bölersek 300 olsa 12 olur. 15 yapıyor. Demek ki arkadaşlar P buradan 15 kiloymuş. E şıkkı oldu. Bu şekilde bakın aslında sayı problemi sorusu. Ama ile birlikte sorulmuş bir sayı problemi sorusu. Bir mağazada tüm pantolonlarda etiket fiyatı üzerinden %25 indirim yapılıyor. Ayrıca mağazada satışları arttırmak için iki pantolon alan müşterilere ucuz olan için indirimli fiyat üzerinden %20 daha indirim uygulanmış. Bu mağazadan fiyatları farklı iki pantolon alan bir müşteriye her bir pantolon için etiket fiyatları üzerinden eşit miktarda indirim yapılmıştır. Bu müşteri Mağazaya toplam 360 TL ödediğine göre müşteriye yapılan toplam indirim kaç TL'dir? Şimdi iki tane pantolon olsun. Birisi 100A fiyatına sahip olsun. Birisi 100B. Yine bakın ne yaptım? Yüzdeler var ya 100 üzerinden 10 üzerinden gitmek mantıklıdır deyip %25 dediği için 100'ün 25'e bölünmesi kolay olduğu için 100A dedim. Diğerine de 100B. Fiyatlar birbirinden farklı demiş çünkü pantolonların. Şimdi %25 bunların hepsine indirim yapıyor zaten tüm pantolonlara. İkisi de böyle yapıldı. 75B, 75A'ya düştü. Ucuz olan B olsun. Bir de buna gidip %20 indirim yaparsak 75'in %20'si nedir? 5'e bölmek demek. Bir 15 daha indirim yapıyor. 75'den 15 çıkarırsak bu 60B oldu. Burası da arkadaşlar 75A olarak duruyor. Bunun indirim miktarı ne kadar? 25A. Bunun indirim miktarı ne kadar? 40B. Ve eşit miktarda indirim yapmış demiş. O yüzden bak eşitledim. Böl 5'e 5. Beş, böl 5'e 8. Böylece A'ya 8P. B'ye 5P diyebiliriz arkadaşlar. Soruyu en istediğimiz şey olan tek bilinmeyene indirdik. Şimdi artık buraya yerine yazarsak. 75A. A gördüğüm yere 8P yazarsam. 75 çarpı 8 600P olur. Artı. Burada arkadaşlar 60 de. 5P yazarsam yerine 60 çarpı 5'ten 300P olur. Ve bunun fiyatı 900P ve ödediğimiz toplam fiyat 360 TL. Böylece 900P 360 TL bizden ne istiyor? Yapılan toplam indirimi. Yapılan toplam indirim de arkadaşlar neydi? 25A yani 25 çarpı 8'den 200P şuraya da yazayım. A gördüğüm yere bunu yazdım. Zaten burada da aynısı bak gerçekten deneyelim. 40 çarpı 5P'den evet o da 200P. Zaten indirim miktarı aynıydı. Toplam indirimim ne oldu arkadaşlar? 200, 200 daha 400P. Toplam indirim demiş bakın. O zaman 400P'yi bulacağız. 900P, 360 TL ise 400P'yi nasıl buluruz? Şöyle yapabilirsiniz. Bu böyle 4 kat gibi. Burası da o zaman 4 kat gibi. 160 TL pratik yorum. Ya da doğru orantı böyle dersiniz. İçler dışlar çarpımı yapıp 200 çarpı 900P eşittir. 400p çarpı 360 dersiniz. X yine 160 TL gelir. Veya son durum şunu da yapabilirsiniz. P gördüğünüz yere 360 bölü 900 yazarsınız. 400 çarpı 360 bölü 900'den yine cevabı 160 buluruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde arkadaşlar harf verdikten sonra klasik yüzde problemi yorumlarımıza devam ediyoruz. Mezuniyet partisinde ikram edilecek soğuk ve sıcak içecekler için bir organizasyon firması ile anlaşan Seda, davetlilerin %54'ü ile %62'si arasındaki bir kısmın soğuk, %69 ile %74 arasındaki bir kısmın sıcak içecek alacağını ve en fazla %5'inin hiçbir içecek almayacağını tahmin ettiğini belirterek firmaya gerekli hazırlıkları yapmalarını söyler. Seda'nın tahminine göre hem soğuk bir içecek hem de sıcak bir içecek alacak olan davetlilerin sayısının toplam davetli sayısına oranı hangi 200'lük değer arasındadır? 1. Önce şunu söyleyeyim, soru tamamen yüzde üzerinde ya. Biz tüm davetlilere 100 insan diyelim. Böylece cevap direkt cevabı vermiş olacak. Çünkü 10 yüzde 10'un 10 nedir? 100'ün onu. %10 5 nedir? Yüzün 100'ün %5'i. Böylece bulduğum cevap net cevap olur. Sonuçta bizden oran istiyor. Oran istiyor, sayı istemiyor. O zaman ben 100 insan diyebilirim. Bu bir. İkincisi arkadaşlar, aslında bu biraz küme problemi sorusu açıkçası. O yüzden size bir şeyler hatırlatacağım. Temel 9. sınıf bilgisi. Sakın hemen korkmayın küme diye. Bazen bu kümede çok fazla hani, bazen anlıyorum ÖSYM hakikaten sağlam soru soruyor ama temel sorularla ilgili de abartmayalım şimdi yorumumuzu. Normal bir yorum yapacağız. E, A, B kümesi diyelim. Burası arkadaşlar A kesişim B. Benden çünkü hem onu istiyor. Hem soğuk hem sıcak. Soğuk içeceğe A diyelim. Sıcak içeceğe B diyelim. Hiçbirini içmeyenlere de arkadaşlar böyle bir kutu koyalım. Burası da olabilir. Sonuçta bakın en fazla %5'in hiçbir içecek almayacağını diyor. Şimdi burayı en fazla yapmak için ne yapabiliriz arkadaşlar? Olabildiğince A ve B kümesini büyük tutarsak. Sorumuz e, normalde formülümüz hatırlıyor musunuz? Şöyle bir bilgi vardı: A birleşim B, A artı B, eksi A kesişim B'ydi. O zaman ben bunu çok tutarsam, A birleşim B'yi de olabildiğince en az tutarsam, bakın sonuçta çoktan çok azdan az gider gibi düşünün. Ben A artı B'yi çok yaparsam, A kesişim B'yi de çok yaparsam, A birleşim B en az olur. A birleşim B'nin en az olması için Olabildiğince insanın bir şey almaması lazım. İçecek almayan insanları en fazla 5 kişi yapabilirim. O zaman böylece birleşim kümemiz 95 oldu. A'yı en fazla yaparım. A en büyük 62. B en büyük 74. Eksi A kesişim B. Yani her ikisini birden içenler. 62, 74 daha kaç yapıyor arkadaşlar? 2, 4 daha keşke böyle sınıf ortamında en çok olmayı istediğim zamanlar şunlar. Toplayan hemen birisi oluyor söylüyor sağ olsun. 6 7 daha 13, 137 yapıyor değil mi? Şey 136 yapıyor pardon. O zaman 136 olduğuna göre 136'dan 95 çıkar. Burası 41 oldu. Demek ki A kesişim B'nin alabileceği en büyük değer 41'miş. Gelelim ikinci yoruma. İkincisinde de ne yapacağım? A kesişim B'yi en az yapacağım. Aralığı buluyorum çünkü. En küçük ve en büyük aralığı bulacağım. Cevabı bulurum. O zaman ne diyeceğim? A'nın alabileceği en küçük değeri düşünürüm. 54. B'nin alabileceği en küçük değeri düşünürüm. 69. Şimdi ne yaparım biliyor musunuz? Bunları çok az yapıp A birleşim B'yi de çok yaparsam A kesişim B'yi az yapmam gerekir. O zaman burada artık içmeyen insana direkt 0 derim. Komple A birleşim B 100 olmak zorunda olur. Bak ne oldu? Bunları çok küçük seçtim. Büyük bir sayı elde etmek için A kesişim B'ye az vermeliyim. Dolayısıyla 54-69 daha ne yapar? 123. Yüzden çıkar. A kesişim B'ne geldi 23. Demek ki arkadaşlar A kesişim B %23 ile %41 arasında olmalıymış. Bak bu şekilde bir küme problemi sorusu esasında ama mantık yürüttük. Bence bu soru ÖSYM'nin sorduğu çok güzel sorulardan bir tanesi. Ee, biraz da insanın kafasını allak bullak ediyor. Sakın soruda hani ya hocam biraz zorlandık enteresan geldi. Bende mi bir anormallik var diye düşünmeyin düşünenleriniz varsa. Evet küme olarak değişik. Ama bak senden gerçekten şunu yorumlamanı istiyor. Toplama çıkarma işlemi. Aslında bunu istiyor senden. Sonuç şöyle bir A sayısı B sayısı. Sonucun fazla olmasını istiyorsan B'nin de fazla olmasını istiyorsan o zaman A'nın da fazla olması lazım. Eğer B'nin küçük olmasını istiyorsan sonucun az olmasını şey sonucun çok olmasını isterim. Buna az veririm. Böylece ne olur arkadaşlar? buna mecburen az kalır. Aslında bildiğiniz toplama çıkarma işlemini küme mantığıyla yorumlatmış. E, bu tarz sorularda siz bir süre sonra bizden çok daha hızlı düşünebiliyorsunuz. Güvencim o açıkçası hep bu konularda. Yeter ki sabırla çalışmaya devam edin. Çünkü arkadaşlar, evet, tabii ki hani sınavda belli bir başarı göstermek için Belli bir akla sahip olmamız gerekiyor. Çok şükür hepimizde var. Ama zekaya, süper zekaya sahip olmamız gerekmiyor. Aklımızı kullanmamız gerçekten yeterli. O yüzden hep şöyle oluyor ya, kıskançlıklar nereden doğuyor? Ya bu benden daha zeki değil, gitmiş benden daha yüksek yapmış. Ben çalışsam ben de yapardım. Klişe söylem var ya, insanın içinden geçen bu söylemleri maalesef birçok kişi, ya siz de dahil ya da sizden başkaları demiştir. Artık inşallah biz diğer kısımda olalım. Yani birileri bize şey desin. Ya bu da o kadar zeki değil ama nasıl bu kadar yüksek derece aldı anlamadım. Bunu tercih ederim yani en azından bak akıllıyım derim. Bir pizza dükkanının internet sitesinden seçtiği pizzaları sipariş etmek isteyen bir müşteri ödeme ekranına geldiğinde aşağıdaki mesaj ile karşılaşır. Değerli müşterimiz size özel bir teklifimiz var. Bu siparişi mobil uygulamamızı kullanarak vermeniz durumunda 12 TL daha az ödeyeceksiniz. Bu mesajdan sonra aynı pizzalar için mobil uygulama üzerinden sipariş veren bu müşteri internet sitesi sitesinden sipariş verdiğinde ödemesi gereken toplam tutara göre %20 daha az ödeme yapmıştır. Şimdi bana direkt aslında cevabı vermiş. 12 TL indirim neye denk geliyormuş? %20 az ödemeye. Ödeyeceği miktarı ö diyelim. Bunun %20 kadar azını ödüyor. %20 kadar azı kaça eşit? 12. Bu soruda kastırıp böyle sayı falan bile vermek zorunda hissedim, hissetmedim. Çünkü indirim miktarı belli 12 TL. İndirim oranı belli %20. O zaman ödeyeceğim miktar ö olmak üzere 20 bölü 100 eşittir 12. Sadeleştirdim. Buradan ne geldi? Normalde ödemen gereken miktar 60 TL. Sen ne kadar indirim aldın? 12 TL. Ne kadar ödeyeceksin? 48 TL. İşte bakın bu şekilde böyle bir soru geldiğinde ama Olabildiğince tabi hızlı olmak. Problemlerde hemen hızlı olmayabilirsiniz. Bunu dert etmemek lazım. Şöyle, e, bununla ilgili çözüm üretmek için elinizden geldiğince çabalayın. Dert etmeyinden kastım boş verer, her şey olacağına varır, kadere bırak manasında değil. Çok çalışacaksın. Çok çalıştığında anca mesafe kat edersin. Ben e, farklı farklı öğrenci modelleriyle çalışıyorum. Çok yüksek dereceleri olan da oluyor. Bazen daha düşük derecelerde olanlar da oluyor. Özellikle öğrencilerde hep gördüğüm şu derecelerinden bağımsız sabreden her zaman potansiyelinin çok yukarısına çıkıyor arkadaşlar. Buna hep her sene hayretle bakıyorum. Cidden bazen senenin başında çalıştığım bazı öğrencilerde ya acaba ne yapabiliriz biraz endişeleniyorum dediğim öğrenciler. Eğer çalışmayı hiç aksatmazsa sıkıntılar oluyor, problemler oluyor, hayatta bin bir türlü şey oluyor. Çok ekstrem şeyler hariç olabildiğince bu sene benim fedakarlık senem çalışmalıyım diyen öğrencilerde inanın aşırı iyi yol alıyoruz. Çünkü mevzu tamamen bununla ilgili. İstikrar. Çok kişinin kullandığı ama çok az insanın yaptığı bir şey istikrar. Bir dijital saatin ilk iki hanesini saat kısmını diğer iki hanesi ise dakika kısmını gösteriyor. Örnek saat 11.05 dijital saatte 11 saat kısmını dakika 05'i gösteriyor arkadaşlar. Melis katıldığı bir toplantı bittiğinde duvardaki dijital saate bakmış ve bu saatin saat hanesinde 15 sayısını görmüştür. Arkadaşı el ise toplantı boyunca saat tanesinde 15 sayısını gördüğü sürenin toplantı süresinin %25'i olduğunu söylemiştir. Toplantı 108 dakika sürdüğüne göre toplantının başlangıç saati kaçtır? Şimdi yine çok önemli bir bilgi var elimizde. ÖSYM e sona saklamış önemli bilgiyi. Toplantının süresi belli. 108'in o zaman %25'i 4'e bölmek demektir. 27 dakika boyunca 27 dakika boyunca 15 sayısını gördü. Nerede? Saatte E şimdi arkadaşlar şöyle düşünün 15 sayısını 27 dakika boyunca görürseniz saat kaçtır o en son 15.27 15.00'dan 15.27'ye kadar siz ne yapacaksınız 27 dakika boyunca bunu görmüş olacaksınız o zaman toplantıya ne zaman başlamış olur arkadaşlar bir bakalım e, toplantı 108 dakikaydı yani bunu yapar 1 saat 48 dakika bu kadar saat önceye gideceğiz. Bu kadar aslında rahat bir soru. Yeter ki sorunun tamamını okuyun. Bazen ufak notlar alabilirsiniz ama soruyu hemen okurken çözmeye başlamayın. Tabii ki orada zihin çözmek için e, şeye geçecektir, harekete geçecektir ama bakın sorunun en önemli kelimesi, cümlesi toplantı 108 dakika sürdüğüne göre cümlesi. Orada o zaman toplantının %25'inin 27 dakika... 27 dakika boyunca 15 sayısı görüldüğüne göre en son saatin 15.27'de durduğunu yani toplantının bittiğini anlarım. 1 saat 48 dakika geriye gittiğimiz zaman da yani 108 dakika 13.39'a erişmiş olacağız arkadaşlar. Bu da böyle gelmiş oldu. Artık bu tarz sorularımızda sona geldik. Şimdi beceri temelli sorulara geçeceğiz. Tabii ki beceri temelli sorulara geldiğimiz zaman yeni video zamanı arkadaşlar bu yaptığımız sorularla birlikte enteresan güzel sorular uğraşacağız. birebir öSYM kısmında bence öSYM'nin ne olursa olsun gününde olduğu zaman iyi sorular soruyorlar gerçekten. öğretici sorular soruyorlar. bu sorular bizim için kıymetli aslında diyorum. yani bazen de biz üzerimize düşeni yapalım. doğruya doğru, yanlışa yanlış diyelim. bir sürü yanlış var. doğru kısımlarını da alalım. ben ne yapıyorum? çıkmış soruların kitabı arkadaşlar güzel kısımlarını koyuyorum. bize öğretici, ders veren, bana mesaj veren Bak bir dahaki yıllar bununla ilgili yorum sorabilirim sana. Benim önemsediğim bunlar. Yüzde de neye dikkat ediyorum? Mesajı içeren sorular koyuyorum. Böylece biz her şeyin olumlu kısmını alıp bünyemizde toplayıp en iyi hale geleceğiz inşallah arkadaşlar. Görüşmek üzere iyi çalışmalar.